Şimdi Türkiye'mizin en çizgi dışı ressam ve heykel tıraşlarından sevgili Rıfat Koçak bir şov yapacak. Size canlı resim yapacak. Ama kurgusunu ben de bilmiyorum. Bana da sürpriz. Hep beraber izliyor olacağız. Bittiği zaman da yan tarafta göreceksiniz bir takım black light'lar var. Orada üç boyutlu olarak da tabloyu izleyebileceğiz. İyi akşamlar. Merhaba. Balıkçının dediği gibi. Balıkçının söylediği gibi. Bazı ressamlar güneşi bir noktaya çevirir. Bazıları ise bir noktadan bir güneş yapar. Ben Rıfat Koçak. Hepinizi selamlıyorum. Thank you.
Her türlü zorluğa rağmen, insanların hayatında ilerleyemediği ve sıkıldığı noktalarda öyle bir şey vardır ki, bir şeyleri büyütmek, bir şeyleri yüceltmek ve daha büyük bir noktaya getirmek anlamında. Bir kaktüs vardır, biliyorsunuz hayatımızdaki en zor şeylerden bir tanesidir. Bir kaktüs gibi zorluklara rağmen sanatını, heykelini ve resmini ilerletebilmek. Ve o noktada bütün bir şekilde devam edebilmek. Ve bunların, bir kaktüsün çıkardığı bir çiçek vardır. O çiçek gibi büyümek. İtalya'da tarla kuşlarını hiç durmamacısına öttürmek için ateşte kıpkızıl, kızartılmış toplu yün uçlarıyla cız diye bir gözünü, cız diye öteki gözünü yakar. İki gözü kör olan tarla kuşunu bir kafese koyarlar. Mavi, açık, duru göklere özgür uçmaya alışkın kuş. İlk önce gözlerini örttüğünü sandığı kapkara paçavrayı tırnaklarıyla parlamaya çabalar ve zavallı kendini bir kat daha yarar. Karanlığın gözüne yapışan bir paçavra bir is ya da kurum değil, bir zindan gece olduğunu anlayınca kanatlarıyla gece yaşmaya, güneşe ulaşmaya çabalar. Her kanat vuruşu katı kafese çarpar. Acır, acır. Kara gece aşılmaz bir kara duvardır. Uçucu kanatlardan kat kat güçlü, iç hızıyla ötmeye koyulur. Öter, öter. Gecenin öte tarafında gönlünün gününü, güneşini, nur alemini yaratır. O da en kısa tanımıyla iyi insana benzer.
aldığı kadarını, hatta aldığından çoğunu dünyaya verir. Hayatımda birçok şey üst üste koyduk. Bir takım tuğlaları üst üste koyduk. Ve hep amacımız şuydu. Biraz daha büyütmek, biraz daha genişletmek ve biraz daha onları insanlara sunabilecek hale gelmek. Belli bir yaşa gelip de bunları biriktirdiklerini anlatmaya kalkıştığın zaman şöyle bir şey ortaya çıktı. Ben artık bir şey söylemem gerekiyor. Bir şey anlatmam gerekiyor. İşte onlar neydi? Nelerdi? Resimlerimdi, heykellerimdi. Ve yetiştirdiğim öğrencilerdi. 250'nin üzerinde bir öğrenci yetiştirdiğiniz zaman bir şeyin farkını buluyorsunuz. Evet, ben bir şey söyleyebiliyorum. Bunları yaşamaya çalıştım. Ve bunları her bir karede biraz daha büyütmeye çalıştım. Günümüz toplumundaki bakış açısıyla birlikte tüketimin en üst noktasında hayatı es geçmemek. Belki de budur yapmaya çalıştığım sanat. Atılmış araba parçaları, işlevsiz bir ağaç kökü, bunun gibi birçok materyalin içini görmek ve değiştirebilmek. Hayatımıza yeniden kazandırabilmek için. Bir taşı mücevhere dönüştürebiliriz aslında. Bir sabırlığın gölgesinde.
belki çok kısa bir süre içerisinde size burada bir küçük bir gösteri yaptım. Tabii ki her şey çok değişik olabiliyor. Çok daha farklı bir şekilde. Ama burada hissettiğim şey şu. Benim hayatımdaki en önemli şeylerden bir tanesi şu. Hayatı es geçmemek. Hepimizin hayatında bir takım zorluklar olabiliyor. Hepimizin hayatında bir takım atladığımız noktalar olabiliyor. Ve buradaki tek düşündüğüm şey şu. Hayatı es geçmemek. Hayatı es geçmeme noktasında bir şeyleri yapabilmek. Ve bu noktada sadece şunu söyleyebilirim. Bunu ben sevgi ve sevda ile yapıyorum. Yaşanmışlıklarımı sevda ve sevgiyle devam ettirebilmek. Ailemle, dostlarımla, sevdiklerimle. Bu kadar.